Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda aydın yayınlanan ayeti kimya denemelerinden 21.sini çözeceğiz. İlk sorumuza baktığımızda diyor ki 3 tane iyon verilmiş. Bu iyonların çekirdeklerinin çekim güçleri. Çekirdeğin çekim gücü proton sayısıyla doğru orantılıdır. Nedir? 13 büyüktür. 12'den o da büyüktür. 11'den çekirdeğin çekim gücü proton sayısına bakmanız lazım. Bu ifade doğrudur. Elektron başına düşen çekim kuvveti. Bakın burada 10 elektron var. Burada 10 elektron var. Burada da 10 elektron var. Şimdi alüminyumda 13 proton 10 elektron çekiyor. Burada 12 proton 10 elektron çekiyor. Burada ise 11 proton 10 elektron çekiyor. En fazla çekim kimdedir? Alüminyumdadır. Çünkü 13 proton 10 elektronu çekiyor. Birer elektron koparmak için gereken enerjiler arasında yine elektron ne kadar çok çekilirse gereken enerji de o kadar büyük olur. Çünkü 13 protonun elinden 10 elektronu almak mı kolay? Yani 10 elektron birini düşünelim. Yoksa 11 protondan 10 elektronum. Tabii ki burada daha çok çekim uyguladığı için şu şekilde olması gerekirdi. Yani bu da yanlıştır. Cevap yalnız birdir. İkinci sorumuza baktığımızda diyor ki baş grup elementi olduğu bilinen X atomunun ilk 6 iyonlaşma enerjisi sırasıyla verilmiştir. Buna göre X elementinin proton sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir denilmiş. Şimdi ardışık iyonlaşma enerjileri verildiğinde ne yapıyorduk? 3,5 ya da 4 katlık artışın olduğu noktayı arıyorduk. Şimdi bakın 1'den 2'ye geçerken yaklaşık 3 katlık bir artış var. Yine burada çok düşük bir artış var. Ama şuraya geldiğimizde yaklaşık 4 katlık artışı gördük. O zaman 3'ten 4'e geçerken çok ani bir artış olduğu için bu elementimiz nedir? 3A grubu elementlerindendir. Şimdi şıklara bakarsak evet A şıkkına baktığımızda 2'ye 3. Şimdi A bu da 3A da deyip işaretlemiyorsunuz. Neden A şıkkı olmayacağını söyleyelim. Şimdi bakın bu elementin 6 tane iyonlaşma enerjisi var. O zaman 6 tane iyonlaşma enerjisi varsa bu elementin en az atom numarası 6'dır. Yani 6'dan büyük olmak zorunda. Çünkü 6 elektron koparabiliyoruz demektir. O zaman A şıkkını buradan eledik. B şıkkına baktığımızda 2'ye 5. Sonu 5 olduğu için 5A grubundadır. Olmaz. C şıkkına baktığımızda 2, 8, 2 olarak dağıtırız. Evet sonra 2 olduğu için 2A grubu bu da olmaz. Evet D şıkkı 2, 8, 3 olduğu için sonu 3 olduğu için 3A grubundadır. Ve aynı zamanda 6'dan büyük şu şartı da sağlıyor. O zaman cevap D şıkkıdır. E şıkkı da nedir? 2, 8, 5 olduğu için 5A grubu elementi olduğu için E şıkkı da olmaz. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki atomunun temel halinin elektron dizilimde en son terimi 3D5 olan elementle ilgili hangileri kesinlikle doğrudur? Bakın şöyle söyleyeyim. Şimdi 3D5 ile bitiyorsa bu elementin elektron dizilimi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Şimdi buradan sonra iki olasılığımız var. Yani bu elementin elektron dizilimi 4S1, 3D5 olarak bitebilir ya da 4S2, 3D5 olarak bitebilir. İkisi de nedir? Olasılık dahilindedir. Şimdi diyor ki atomun çekirdek yükü 25'tir. Şu şekilde olursa topladığınızda 25 oluyor ama tekrar söylüyorum. Şu şekilde de olabilir. Bu atomun çekirdek numarası yani proton sayısı 24 de olabilir. Bunu bilemeyiz. Dördüncü periyottadır diyor. Şimdi en büyük baş kuantum sayısı bu şekilde de olsa 4 olduğu için burada da dördüncü periyottadır. Bu şekilde olsa yine en büyük baş kuantum sayımız 4 olduğu için bu şekilde de olsa 4. periyottadır. Yani 4. periyotta olduğu kesin. Yine bu şekilde ya da bu şekilde olması fark etmez. İkisi de D ile bittiği için bu elementimiz D bloğundadır. Bu da kesin. O zaman burada cevap E şıkkı yani 2 ve 3 olacaktır. Evet ikinci sorumuza baktığımızda diyor ki kaynamakta olan farklı sulu çözeltilerin buhar basınçlarının eşit olması neden hangilerine bağlı? Yani diyor ki iki tane farklı sıvı kaynıyor ve bunların buhar basınçları birbirine eşit. Bulundukları ortamda dış basıncın aynı olması. Evet zaten bunların kaynama noktasına eşit olması için tek faktör budur. Çünkü nedir? Kaynama olayı bir maddenin buhar basıncı dış basınca eşit olduğunda kaynama olayı gerçekleşir ve bunların buhar basıncı birbirine eşitse o zaman dışarıdaki basınç da birbirine eşittir. Molal derişiminin eşit olmasıyla ya da işte maddenin mol kütlesiyle gibi şeylerle hiç alakası yoktur. Kaynamaları süresince sıcaklıkların değişmemesi. Yani ikisi de doymuş olabilir, ikisinde de değişmez ya da 3 sıvı 4 sıvı olabilir. Yani bu da bir faktör değildir. Bunun tek açıklaması vardır, dış basınçla alakalıdır. Evet 12. sorumuza baktığımızda aşağıdaki bileşiklerden hangisi organik bileşiktir denilmiş. Evet bakın bu organik bir bileşiktir. Eter sınıfındadır. Zaten asit. Yine yapısında bakın karbonat ya da siyanür kökü olan bileşikler anorganik bileşik dedik. Karbondioksit de anorganik bileşiktir.
Dördüncü sorumuza baktığımızda XY2 tuzunun suda çözünme denklemi yukarıdaki gibidir. Buna göre katısıyla dengede olan XY2 sulu çözeltisine sabit sıcaklıkta işlemlerden hangileri tek başına uygulanırsa çözeltideki X artı 2 iyon derişimi azalır. X artı 2 iyon derişiminin azalması için bu tarafa gitmesi lazım. Aynı zamanda şöyle söyleyeyim, bakın birincisine baktığımızda diyor ki XY2 katısı eklemek. Şimdi XY2 katısı eklerseniz X artı 2Y diye iyon yanlışı. Şimdi bu ne yapacak? X'in derişimini arttıracak. Yani tepkimen bu tarafa doğru gitse bile X için şöyle bir şey söyleyebiliriz. Bakın eklediğiniz için artacak. Sonra başlangıç değerin üstünde kalacak. O zaman bu olmadı. Z'ye iyonik katısı ekleme. Şimdi burada yine Z artı Y şeklinde iyonlaştı. Bu sefer Y'nin derişimi arttı. O zaman bu tarafa doğru gitti. O zaman X burada azalır. Dipteki katının bir kısmını çözecek kadar su eklemem. Şimdi su eklerseniz hacim artar. Ama burada dipteki katı diyor ya, dipteki katı var. Bunun bir kısmını çözdü. O zaman bu da arttı. Bu da ne yapacak? Aynı oranda arttığı için değişmeyecek. Cevap yalnız 2 olur. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bakın doymuş çözelti. İlk durumda doymuş. Son durumda doymuş. O zaman nedir? Maddelerin moleriteleri değişmez. Çünkü doymuş çözeltide şu oran her zaman eşit çıkar. Evet, 5. sorumuza baktığımızda sırası ile mekanizmasının basamakları yukarıdaki gibi olan tepkimede ara ürün ve tepkimenin hız denklemi aşağıdakilerden hangisinde doğrudur? Ara ürün nedir? Önce oluşup sonra harcanan maddeler ara üründür. Bakın bu tepkimeyi taraf tarafa toplarsak şu madde şu maddeyi götürür. Başka bakalım götürebilecek bir şey var mı? Şu madde de şu maddeyi götürür. Geriye kalanları aynı şekilde yazıyoruz. Yani başka götürecek bir şey yok. O zaman şöyle söyleyeyim mi? Şu kökle şu maddemiz ara ürün. Yani cevap ya C şıkkı ya da D şıkkı olur. Peki hız denklemi, hız denklemini yavaş adıma göre yazıyoruz. K eşittir K çarpı girenlerin derişimi. O zaman nedir? Burada hidrojen peroksit var. Çarpı iyot var. O zaman şıklara baktığımızda evet C şıkkı olur arkadaşlar. 6. sorumuza baktığımızda 0 santigrat sıcaklıkta 3 mol X gazı ile kapalı sabit hacimli kapta başlatılan tepkimesi dengeye ulaştığında kaptaki toplam basınç 8 atmosfer ve Y gazı 1 moldür. Buna göre sistemin kısmi basınçlar türünden denge ve derişimler türünden denge sabitleri sayısal değeri nedir? Tepkimemizi önce yazarsak şuraya 2X bir tane Y artı 2Z diye iyonlaşır. Burası başlangıç, burası değişim, burası da denge olsun. Şimdi dikkat ederseniz 3 mol bundan varmış. Bunlardan yokmuş. Olay bittiğinde Y gazı 1 mol diyor. O zaman burası 1 mol olur. Burası 1 mol artmış. O zaman burası 1 mol artmışsa Z'de başında 2 olduğu için 2 mol artacak. Şurası da 2 mol azalacak. O zaman bu da dengede 1 mol. Evet arkadaşlar şöyle söyleyelim. Bakın buradan bir de 8 atmosfer diyor. Şimdi atmosfer mol sayısıyla doğru orantılı olarak dağıtacağız. Bakın 1 1 de burada, 2, 2 de burada, 4. Yani toplam molüm 4 mol. O zaman 8 atmosfer ise her bir mole 2 atmosfer düşer. Burası 2 atmosfer, burası 2 atmosfer, burası ise 4 atmosfer. Öncelikle Kp'yi hesaplayalım. Kp eşittir ürün bölü giren basınç üzerinden gideceğiz. O zaman 4'ün karesi, başındaki sayıyı da aldık, çarpı 2 bölü 2'nin karesi. O zaman burası 4 yapar. Bunun bir tanesini götürürse 4 kere 2. 8 çıkar Kp değerimiz. Yani şu ya B şıkkı ya da E şıkkı olacak arkadaşlar. Peki geldik Kc. Kc eşittir biliyorsunuz ki şöyle kodlamıştık. Köpek kaçırtan diye kodlamıştık arkadaşlar. Köpek kaçırtan. Şimdi Kp'yi bulduk. Kaç bulduk? 8. Eşittir Kc çarpı R için şunu söylesek bakın 22,4 bölü 273 çarpı burası ise 273. Delta N. Delta N içinde şunu söyleyebiliriz. Bakın 2 burada, 1 de burada, 3. 3 eksi 2'den burası kaç çıktı? 1 çıktı arkadaşlar. Yani şöyle 1 çıktı. Yani 2, 1 daha 3. Ürün eksi giren yapıyoruz. Delta N eşittir ürün eksi giren. 3 eksi 2'den 1 çıktı. O zaman 273'ler birbirini götürürse Kc eşittir 8 bölü 22,4 çıktı arkadaşlar. Oradan işlem yaparsak 5 bölü 14 sonucuna ulaşırız. Yani cevap B şıkkı olur arkadaşlar. Evet 7. sorumuza geçtiğimizde oda koşullarındaki 0.1 molarlık açık sulu çözeltisine maddeleri ayrı ayrı ilave ediliyor. Buna göre iyonlaşma yüzdesi hangisinde diyor? H2 asidinin iyonlaşma yüzdesini
arttırır. Saf su denilmiş. Şimdi saf su için şunu söyleyebiliriz. HX. Burada H artı X, X şeklinde iyonlaşır. Bakın su eklediğinizde molarite eşittir M bölü ve hacim artar. Hacim arttığı için molarite azalır. Şimdi buranın da molaritesi azalacak. Burası da azalacak. Ama burası nedir? 1 daha 2K kadar azalırsa burası 1K kadar azalacak. Burası daha fazla olduğu için iyonlaşma yüzdesi artacak. O zaman birincisini aldık. Sodyum hidroksit ekleme. Şimdi sodyum hidroksit de sodyum ve hidroksit diye iyonlaştırılır. Şimdi hidroksit gelip şuradaki hidrojenle tepkime girecek. Bunu azaltacak. O zaman bu da arttıracak. 0.1 molarlık hidrojen klorür çözeltisi ekleme. Şimdi burada eklediğinizde hidrojenin burada derişimi artacağı için bu çözelti bu tarafa doğru gidecek. O zaman azalacak. Şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burası da 0.1, burası da 0.1 değişmeyecek mi? Bakın bu madde zayıf asit olduğu için ben bundan 0.1 molar attım da buradan 0.1 molar çıkmaz. 0.1 molardan düşük. Onun için bu eklenen madde hidrojenin derişimini arttırdığı için bu tarafa doğru gidecektir. O zaman bu azalttı. Cevap 1 ve 2 olur. Evet, 8. sorumuza baktığımızda yukarıdaki şekilde verilen seri bağlı elektrolit kaplarında erimiş krom, 3 klor ve demirin tuzları elektrolize edilmektedir. A elektrodunda 31.2 gram krom katısı toplandığında C elektrodunda 50.4 gram demir katısı toplanmaktadır. Buna göre hangileri doğrudur? Evet, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bakın öncelikle tepkimelerimizi yazarsak krom artı 3 3 elektron alıp kroma dönüşecek. Diğerinde ise demir artı n tane elektron alıp demire dönüşecek. Şimdi şunu söyleyebilir miyiz? Yani bunu mole çevirsek 31.2'yi 52'ye böldüğümüzde evet şurası 0.6 mol yapar. Demiri çevirirsek 50.4'ü 56'ya böldüğümüzde burası ise 0.9 mol yapar. Şimdi burası 0.6 mol ise buradan elektronun mol sayısını bulabilir misiniz? 1'e 3. O zaman 1.8 mol. Burası 0.9. Bakın şöyle söyleyeyim. Elektronlar mol sayısı eşit. Burası da 1.8. 0.9'a 1.8. O zaman N değerimiz kaç olur? 2 katı. Bu ifade doğru. D elektrodunun etrafında 0.9 mol klor toplanır. Şimdi klorun tepkimesi şöyle olacak. Klor eksi klor gazına dönüşecek. 2 yazdınız. 2 tane de elektron. Şimdi elektronu az önce mol sayısını bulduk. 1.8. O zaman burası 1.8 ise burası kaç olur? 0.9. İkincisi de doğru. Devreden 0.9 faradaylık yük geçer. Elektronla faraday aynı şeydir. Bakın 1.8 mol geçtiğine göre 1.8 faraday demesi gerekirdi. O zaman cevap 1 ve 2'dir. Evet, 9. sorumuza baktığımızda şekildeki derişim pili çalışırken hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar derişim pillerinde biliyorsunuz buradaki derişimin artması, buradaki derişimin azalması lazım. Bu sebepten dolayı burada yükseltgenme olacak, burası anot, burada indirgenme olacak, burası ise katot. Birinci kapta X elektrotun kütlesi zamanla azalır. Hayır, birinci kapta ne yapacak? X ikinci kapta aşınacak. Birinci kapta ise X toplanacak. Yani X artı elektron alıp X katısına dönüşecek. Bu ifade yanlıştır. İkinci kap katot bölümüdür. Hayır, ikinci kap anot bölümüdür. Bu da yanlıştır. Dış devrede elektron akışı nedir? Anottan katota doğrudur. İkinci kaptan birinci kaba bu doğrudur. O zaman cevap yalnız 3 olur arkadaşlar. 10. sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıdaki molekülle ilgili yargılanan hangileri doğrudur? 1 numaralı karbon atomu CP3. Şimdi 1 numaralı karbon atomu 3 tane hidrojen bağlı. 1 tane de karbona bağlı. Şu şekilde. 4 tane sigma bağ yaptığı için CP3 hibritleşmesi yapmıştır. Burası doğru. 2 numaralı karbon atomu. 2 numaralı karbon atomu da şu şekilde. Bakın 1, 2, 3 tane sigma bağ yaptığı için CP2 hibritleşmesi yapmıştır. O zaman birinci yargımız doğrudur. Geldik 10 tane sigma bağ, 1 tane pi bağ bulunur diyor. Şimdi sigma bağ için atom sayısı -1'den yapabiliriz. Yani şurada 4 atom var. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. O zaman 11'den 1 çıkarsak 10 tane sigma. Şuradaki bir tane de ikili bağ, bir tanesi de pi bağdır. Bu ifade doğru. Tek tek böyle açıp da bağları da sayabilirsiniz arkadaşlar. Yani benim yaptığım gibi yapmak zorunda değilsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Moleküldeki tüm atomlar oktet kuralına uyar. Bakın arkadaşlar hidrojenler biliyorsunuz ki bir elektronu var. Bir elektronu da ortaklaşa kullanır. Dublet kuralına uyar. Hidrojenler buraya uymadığı için cevap 1 ve 2'dir. Üçüncü sorumuza baktığımızda yukarıda molekül kütleleri ve sıcaklıkları verilen ideal gazların moleküllerin ortalama hızları arasındaki ilişki
Aşağıdakilerden hangisine? Bakın hız biliyorsunuz ki sıcaklıkla doğru orantılı, mol kütlesiyle ters orantılı. O zaman V1 için şunu söyleyebiliriz. V1 eşittir. Sıcaklığımız kaç? 400. Mol kütlesi kaç? 28. V2 için şunu söyleyebiliriz. 300 bölü 28. V3 içinse şunu söyleyebiliriz. Karekök içerisinde 400 bölü 16. Şimdi dikkat ederseniz burada en büyük sayı 400 bölü 16'dır. Çünkü üst taraf büyük, alt tarafsa küçük. O zaman V3 büyük. Şu ikisine baktığımızda ikisi de paydalar 28. Burası 400. O zaman V1 o da büyüktür. V2 şeklinde olması gerekir. Yani şıklara baktığımızda evet C şık olur. V3, V1, V2 şeklinde olur arkadaşlar. Denememiz burada bitmiştir arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize kolay gelsin.